2013'ün son çeyreğinde Türk lirasının seyri herkesin kafasındaki soru işareti. Kur 1.80'lerden 2.0'a gittiği zaman neler oluyor diye baktık etrafa. Merkez Bankası Başkanımızın da açıklamaları var. İlk önce yıl sonunda kur hedefini, kur hedef demeyelim de beklentisini 1.92 olarak ifade etmişti. 2.08'i gördük. En son toplantısında 1.80'lerden de bahsetti. Dolar TL kurunun düşmesi için şöyle bir şarta ihtiyacımız var. O şart gerçekleşirse 1.80 de olur, daha da alt olur. Şart şu: Amerikan Merkez Bankası Fed'in çıkıp şunu demesi lazım: bol ve ucuz dolar politikamızda herhangi bir değişiklik yok. İstediğiniz kadar dolara ulaşma imkanına geçmişte ne kadar hangi şartlarda sahipseniz önümüzdeki dönemde de aynı şartlarla sahip olacaksınız demediği müddetçe kurda aşağı yönlü hareketler biraz zor. Şimdi 2.08'leri gördük. Tekrar 1.93'leri gördük. Acaba Merkez Bankası dediği çıkıyor mu diye heyecanlandık. Tekrar 2'nin üstündeyiz. 2'ye yakın yerlerdeyiz. Fed'in ana politikasında bir değişiklik olmadığı müddetçe içeride, Türkiye'de doların değerine dair bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Çünkü o paranın değerini biçme yetkisi bize ait değil. TL'ye dair yapabileceğimiz bir sürü şey var. Merkez Bankası'nın şu anda yaptığı gibi kuru aşağı çekmek istiyorsanız piyasaya döviz verirsiniz. Dolar satarsınız, TL alırsınız. Veya Merkez Bankası'nın şu ana kadar yapmadığı gibi TL faizlerini yükseltirsiniz. TL tutmak cazip olabilir. Bunlar ama hepsi TL'ye yönelik hamleler. Dolara yönelik hamleleri direkt doğrudan biz yapma yetkisine sahip değiliz. Orada patron FED. Orada bir karar değişikliği olmadan kurun sene sonunda 1.90'ların altına gelmesi bana göre çok zor. Kura dair hedef belirtmek Sayın Bakan'ın, Babacan'ın dediği gibi kumara yakın bir şeydir. Yani çok doğru olmaz aslında bir kur söylemek. Bant söylemek belki çok daha doğru olabilir. O bant da benim kafamda şöyle: yani 1.95'in altı zor ama ana senaryom benim Fed'in sene sonuna kadar bu bol para, bol dolar, ucuz dolar politikasından hemen vazgeçmeyeceğine yönelik 1.95-2 arasında bir yerlerde kalması belki şu an için daha tatmin edici sonuçlar doğurabilir. Şöyle bir sıkıntımız da var bizim. Evet, biz içeride kur yukarı çıktığı zaman bunu kriz algısı olarak düşünerek acaba bir şeyler mi oluyor, kötü giden bir şeyler mi var diye düşünüyoruz ama aslında bazen kurun yüksek olması o ekonomi için daha iyidir. Çünkü bizim cari açık gibi büyük bir problemimiz var. Çalışıyoruz, üretiyoruz. Bu üretimin, bu çalışmanın kaymağını diyelim, yine bu ülkenin insanları yemiyor. Çünkü ne kadar üretsek de rakam olarak da verebiliriz. İşte her 100 birimlik, 100 liralık üretimin 40 lirasını ithal ediyoruz. O üretim burada değil, tasarrufumuz da yok. Yurt dışından gelecek paraya ihtiyacımız var. Yanılmıyorsam bizim günlük normal ticari akışımızın devam etmesi için 300 milyon dolar kadar nakde ihtiyacımız var. Bu para her gün olmalı. Sistemin içinde olması gerekiyor. İçeride herhangi bir enstrüman yabancı yatırımcıya cazip gelmiyorsa, yatırım amaçlı, yani spekülatif amaçlı da diyebiliriz, yurt dışından dolar gelmesi zor. Doğrudan yatırım olarak ülkede işte alışveriş merkezi alabilirsiniz, fabrika alabilirsiniz ama o dönem de yok. O da biraz bitti. Yani kaynak biraz kuruyormuş gibi. Bu kaynak kuruyorken doları düşük tutalım diye çok fazla çaba göstermek de çok doğru olmayabilir. İhracatçı açısından zaten 1.80 kur çok kötü. Hemen itiraz ettiler. Kurun 1.80'e inmesi bizim için kötüdür. Bizim gibi cari açık olan ülkelerde kurun yüksek olması bazen daha iyidir. O yüzden 1.95 ile 2 arasındaki bir kur hem ihracatçıyı ürkütmez, ithalatçıyı korkutmaz, tüketimi bir anlamda bıçak gibi kesmez. Kaldığımız yerden bir şekilde devam edebiliriz.